Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Yeni yılınız mutlulukla, huzurla, sevgiyle geçsin. Öyle umuyoruz. Bugün 1 Ocak 2019 artık. 2019 demeye dilimizin alışması gerekiyor. Hem geceden arta kalanları, hem 2018'den 2019'a taşanları, hem günün haberlerini hem de gelecek günlere damgasını vurması kuvvetle muhtemel başlıkları aktaracağız bu gece size. Yeni yılın ilk ATV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Önce geceden arda kalanlar var. Türkiye yeni yıla girerken askerimiz, polisimiz sınır hattında ve üst bölgelerinde yine nöbetteydi durmaksızın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Irak sınırındaki bir üst bölgesinde yeni yılı karşıladı. Akar, buraya da taşıdığımız 2018'in terörle mücadele bilançosuna dair rakamları işte o ziyarette verdi. Geride kalan yıl boyu yapılan 147 büyük çaplı operasyonda tam 922 sığınağın havadan vurulduğunu ve 2398 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Tabii sözleri bittikten hemen sonra da cep telefonuyla Başkan Erdoğan aradı. Bu görüntüyü izleyeceksiniz. Erdoğan o telefondan sınırdaki Mehmetçi'ye seslendi. Tarih yazdınız, yazmaya devam edeceksiniz dedi. Nasıl ki Cerablus'ta bir tarih yazdınız. Nasıl ki Afrin'de bir tarih yazdınız. İnşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Başkan Erdoğan Suriye sınırında Süleyman Şah Türbesi'nde görev yapan Mehmetçi'ye böyle seslendi. Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır. Çok daha önemli olacaktır. Çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Ve tabii özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye tarafına geçip Eşme köyündeki türbeyi ziyaret etti. Dualar edildi. Bakan Akar Erdoğan'ı arayarak sınır hattında görevli askerlerin selamlarını iletti. Talimatınızı almaya hazırım. Birçok spekülasyonlar olmakta. Sakın bu spekülasyonlara kulağınızı takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Erdoğan yeni zaferlerin yolda olduğunu söyledi. Sizler bir şehadete hep yürüdünüz, yürüyorsunuz ve bizler için zaten en önemli ödül de o. Hulusi Akar askerlerle birlikte yılbaşı yemeğine katılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Irak sınırındaydı. Sizlerin hem yeni yılını tebrik etmek için aradık ve bütün buradaki hem jandarmalarımızın, polislerimizin sizlere hürmetleri, saygıları var, ellerinizden öpüyorlar efendim. Mehmetçik yeni yıla tüm yurtta vatan nöbetiyle girdi. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Görüntüler Şırnak'tan. -7 derecede nöbet tutan askerler teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı. Şimdi geceye gidelim. Bu kez İstanbul'dayız. Binlerce kişi yeni yılın gelişini kutlamak için Taksim'e akın etti dün gece. Ama saatlerin gece yarısını göstermesine kısa bir zaman kala İstiklal Caddesi bir anda karıştı. Bakın o paniğin nedeni neydi? Fünyeyle patlatılan çanta yürekleri ağza getirdi. Yılbaşı kutlaması için İstiklal'de toplanan kalabalık patlama sesiyle büyük panik yaşadı. Yılbaşı gecesi binler Taksim'deydi. Gece yarısına az bir vakit kala Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde şüpheli bir çanta dikkat çekti. Bomba uzmanı ekipler caddeye bırakılan sahipsiz çantayı fünyeyle patlattı. Patlama sesi paniğe neden oldu. Neyse ki içinden sadece kağıt parçaları çıktı. Hareketli anlarda kalabalıkla birlikte kaçmaya çalışan engelli bir kişi dengesini kaybedip yere kapaklandı. Herkes o kadar korkmuştu ki engelli adama yardım eden olmadı. Ve yeni yılın ilk dakikaları. Bu görüntüde yine Taksim'de kayda geçti. Eğlencenin dozunu kaçıran iki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu. Polis kavgayı güçlükle ayırabildi. Geçen
geceden yansıyanlarla devam edeceğiz. Türkiye yeni yılı umutla karşıladı dün gece. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde az önce ekrana taşıdığımız bir iki tatsız sahne dışında kutlamalar genelde sakindi. Hatta çoğunlukla renkli anlar kaydedildi dediğimiz gibi. İşte yılın ilk bebeklerinden sıra dışı anlarına kadar gece boyu Türkiye'nin dört bir yanında olup bitenler. Caddeler, meydanlar, mekanlar doldu taştı. Kutlamalar sabaha kadar sürdü. Türkiye 2019'u böyle karşıladı. İstanbul'da bu yılda adres değişmedi. Kutlamalar için binler daha erken saatlerde Taksim'e akın etti. O dakikalarda AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da İstanbul'da yeni yıl ziyaretindeydi. Susa'da polis merkezi, Haniye itfaiyesi ve Darül Acez'e uğrak duraklarıydı. Polis işi mega kentin her noktasında çok sıkı tuttu. Atlı polisler de görev başındaydı. Meydanda bu görüntüler kaydedildi. Dakikalar ilerledikçe hem kalabalığın hem de eğlencenin dozu arttı. Ve saatler 12'yi gösterdiğinde coşku doruğa çıktı. Milyonlar yeni yıla böyle merhaba dedi. Kayak merkezleri de yeni yılda tıklım tıklımdı. Profesör Doktor Canan Karatay da Muğla'da eğlencenin tadını çıkaranlardandı. Bu görüntüler de Şırnak'ta kaydedildi. Zırhlı araçtan polis çaldı, Beytüşşebaplılar halay çekti. ...2019'a görev başında girenler de oldu. Cümleden yılbaşımız kutlu olsun. Ve yeni yılın ilk bebekleri yurdun dört bir yanında 2019'a gözünü açtı. Sağ olun. Return home to their families. Ve Suriye sınırı sıfır noktası yeni yıla merhaba dediğimiz ilk dakikalarda da hareketliydi. Yine onlarca tank ve obüs bölgeye sevk edildi. Yani sevkiyat durmadı. Sınıra hem asker, hem silah, hem mühimmat yığını artık rekor seviyede. Ekrana taşıyacağımız görüntülerde zaten operasyonun yakında olduğu mesajını fazlasıyla veriyor. O operasyonun teröristlerden gelen ve gelmesi muhtemel tehditlere karşı başlatılacağını artık hepimiz biliyoruz ki bu sabah o tehditlerden en yenisiyle yüzleşti Türkiye. Bölge örgütü yine kirli bir oyunu devreye soktu. Suriye sınırının en doğu ucunda yer alan Cizre ve Silopi'ye bomba yüklü 3 maket uçakla saldırı düzenlendi. Olası bir felaketi Mehmetçiğin keskin gözü önledi. Yine bomba yüklü maket uçaklar hepsi havada imha edildi. Teröristlerin bomba yüklü drone saldırısı son anda önlendi. Mehmetçik patlayıcı yüklü 3 maket uçağı da havada imha etti. Teröristlerin hedefinde Şırnak'ın Suriye sınırında yer alan iki ilçesi Cizre ve Silopi vardı. Her iki ilçede de askeri üs bölgelerine maket uçakla saldırı düzenlendi. Mehmetçik bomba yüklü maket uçakları havada vurdu. Her üçünün de C4 yüklü olduğu, çivi ve metal parçalarıyla güçlendirildiği tespit edildi. Terör alarmının verildiği Suriye sınırına sevkiyatsa yeni yılın ilk dakikalarında da sürdü. Cizre'den Kilis'e kadar tanklarımız sıralanmış durumda. Olası operasyon an meselesi artık. Gördüğünüz gibi çöl kamuflajına boyanmış durumda.
Mehmetçik sınıra son yılların en büyük askeri sevkiyatını yapıyor. Tank, obüs ve zırhlı araçların yanı sıra bölgeye binlerce komando da sevk edildi. Komandolar şu an sınır hattına geldiler. Sınır hattı kırmızı alarmda. Mehmetçik sınır hattı boyunca sürekli devriye yapıyor. Ve sınırın diğer tarafı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri terör işgalindeki Münbiç'e girmek için emir bekliyor. Korkudan ne yapacağını şaşıran teröristler ise tünel ve hendek açma telaşında. Net bir şekilde görebiliyoruz teröristlerin siper ve mevzi kazma faaliyetini. Şu anda Münbiç sınırındaki bu köyde... İzlediğiniz Münbiç sınırında eller tetikte, gözler Amerika'da. Amerika'nın askerlerini çekmesiyle sahadaki tüm kuvvetler hareketlenecek. Yeni bir denge oluşacak ama bugün itibariyle görünen o ki Amerika'nın Suriye'den çekilme konusunda öyle pek de acelesi yok. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı Trump bir ay demişti ama şimdi ayak sürüyor. Çekilmenin en az 4 ay süreceği konuşuluyor. Trump bir ay demişti. Üzerinden şimdiden 2 hafta geçti. Amerika Suriye'den çekilme tarihini şimdi de 4 ay sonraya erteledi. Bilginin kaynağı Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times. Gazete Beyaz Saray'daki ve Pentagon'daki kaynaklarına dayanarak askeri stratejistlerin geri çekilme için en az 120 gün gerekir şeklinde bir rapor sunduğunu, Trump'ın da bunu onayladığını yazdı. Nitekim Trump da yılbaşı gecesi Amerikan Fox News kanalının canlı yayınında iddiaları doğrular şekilde konuştu. After so many years, you know, we were supposed to be in Syria for 3 to 4 months, and that was 4 or 5 years ago. And it's time. We have to bring them home. Bu görüntüler de bir gün önce Münbiç'te kaydedildi. Amerikan zırhları ve askeri nakliye kamyonları şehir merkezinde intikal halinde görüntülendi. Trump, Amerikan ordusunun Suriye'deki operasyonlarının çekilme sırasında devam edeceğini, çekilme bittikten sonra da Amerika'nın Irak'taki askeri üslerini kullanarak gerektiğinde Suriye'ye müdahale edebileceğini söyledi. Caliphate in Iraq and in Syria. Ve 2019 tabii dünyada da coşkuyla karşılandı. Yeni yılın ilk saatleri havai fişek gösterileri ve kutlamalar vardı ama kutlamalara asıl damgasını vuran sarı yelek isyanı oldu. Bu kez Fransa'nın Strasbourg kentinde. Sokaklar alev alevdi. Havai fişekler atıldı, ışık gösterileri keyifli anlar yaşattı. 2019'un gelişi dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yeni yılı ilk karşılayan ülke Kiribati oldu. Kiribati'yi Yeni Zelanda ve Avustralya takip etti. Sydney'deki görsel şov izleyenleri büyüledi. Fransa'nın başkenti Paris'te de kutlamalar gece boyunca sürdü. Sarı yelek eylemlerinin toplanma merkezi Zafer Takı bu kez yeni yıl için hazırlanan gösterilerin merkeziydi. Paris'te coşkulu kutlamalar sürerken Strasbourg'da sarı yelekli göstericiler sokaktaydı. Araçlar ateşe verildi, ortalık yangın yerine döndü. Olaylar sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Baştan sona arabalar pers. Burası da kutlamaların bir başka adresi olan Rusya'nın başkenti Moskova. Yüz binlerce kişi yeni yılı karşılamak için Kızıl Meydan'da bir araya geldi. Havai fişek gösterisini izlemek isteyenler bir geçidin üzerindeydi. Ama geçit ağırlığa dayanamadı, büyük bir gürültüyle çöktü. Kazada 3 ağır 10 kişi yaralandı. Hollanda'nın Lahey kenti de bir kazayla sarsıldı. Yeni yıl kutlamaları için hazırlanan havai fişekler alev aldı. Alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İngiltere'nin başkenti Londra yeni yılı görkemli karşılayan yerlerden biriydi. Big Ben 12'yi gösterdiğinde havai fişekler ardarda ateşlendi.
Londra'da gece olaysız geçti ama Manchester'daki kutlamalar sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yılbaşı gecesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de coşkuyla kutlandı. Dubai'de düzenlenen havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi. ...2018'in en çok kazandıranı ne oldu? 2019'da en çok kazandıran ne olacak? Ekonomistlerden yeni yılda yatırım önerileri. Birazdan ATV Ana Haber'de. AK Parti yeni yılın ilk gününe 2018'in kaldığı yerden yerel seçim mesaisiyle başladı. Başkan Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende Ankara'dan yarışa girecek olan belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan ilki meşruiyet tartışması yaratmaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP liderine önce sen kendi partindeki meşruiyetini sorgula diye seslendi. Erdoğan partililerine seslenirken de Cumhur İttifakı'nı karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız cümlesini kurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Ve nasıl çaktığını da görüyoruz. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP'liler bile senden rahatsız dedi. Önce kendi oturduğu koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Senden başka yok ya. Meşru değilsin. Ve bir an önce git de şu CHP'nin tabanı da rahatlasın ya. AK Parti'de yeni yılın ilk günü aday tanıtım toplantısı vardı. Başkan Erdoğan önce dışarıda bekleyen partilere seslendi. Bu 25 adayımızın malum 3 tanesi Cumhur İttifakımızın gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Diğerleri partimizden. Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Hava soğuktu. Sözü fazla uzatmadı. Salona geçti. Başkan Erdoğan salona geldi. Salondaki coşku tavan yaptı. Partiler de ellerindeki bayrakları ve sloganlarıyla o coşkuya ortak oldu. Erdoğan bu heyecana kayıtsız kalmadı. Sevgili gençler, ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. 31 Mart akşamı bu heyecanınızı yine göreceğime inanıyorum. Çankaya'nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yeni Mahalle, aynı öyle. Öyleyse biz şimdi Yeni Mahalle'yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yeni Mahalle olma sürecine sokalım. AK Parti Yeni Mahalle'de Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çankaya'da ise Amber Türkmen'le yarışa girecek. Erdoğan, Keçiören'de eski belediye başkanı Turgut Altınoğlu aday gösterdi. AK Parti 3 ilçede ise Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'da aday çıkarmayacak, MHP'nin adaylarını destekleyecek. 2019'da birlikte hayatımıza girecek bir dizi yenilik var. Bugünden itibaren artık naylon poşet marketlerde para karşılığı satılıyor. Uzunca süredir konuşuyorduk. Yani fileler geri dönüyor, bez torbalar geri dönüyor, doğalgaz, elektrik ve su indirimleri de hayatımızda. İnternette kota derdi de artık tarihte kalıyor. İşte 2019'un yenilikleri. ...2019 yılıyla birlikte yeni düzenlemeler getirildi. Biliyor musunuz neler olduğunu?
pek fikrim yok. Başlıkları söylerseniz detayını söylerim. Öğreniriz sizden. Bu düzenlemelerden ilki plastik poşetlerle ilgili. Bundan sonra markete girip plastik poşet aldığınız zaman aldığınız her poşet için 25 kuruş plastik poşet ücreti ödeyeceksiniz. En azından doğaya az zarar verilecek. Neyle taşınacak? Beze veya fileye dönmekte fayda var. Plastik poşetleri daha az kullanırız. File daha sağlıklı. Üzerimde bir fileyle dolaşıp duracak halimiz yok. Kimse de yapmaz bunu. Yeni yılla birlikte ÖTV ve KDV indirimlerinin de 3 ay daha uzatıldığı açıklandı. Müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından verdi. Mobilya, beyaz eşya, otomobil ve konut almak isteyenler indirimlerden faydalanmaya devam edecek. ÖTV indiriminden sonra ciddi anlamda cirolarımıza olumlu yönde artış sağlandı. Kampanyanın son gün yoğun da bir talep vardı. Uzatılması bizim için olumlu yönde etkiledi. Bir diğer düzenleme ise köprü ve otoyollarla ilgili. 2019 yılında hem otoyollardan hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken alınan geçiş ücreti artırılmayacak. Artmayacak olması sevindirici tabii yani. Güzeldi, gayet güzel. Malum kış geldi. Isınmak için de doğalgazı açıyoruz. Tabii bir de bunun elektriği var. Her ikisi için de müjde. 1 Ocak itibariyle elektrik ve doğalgaz faturalarına %10'luk indirim yansıyacak. %10 indirim iyi de biraz daha iyi olsa çok iyi olur da %10 da iyi yani. Güzel bir uygulama. Devam etmeli. 1 Ocak itibariyle başlayan yenilikler arasında kota uygulaması da var. Kotam yüksekti zaten, 200 GB'tı. Onu oğlum dolduruyor. Kota dolunca da yetersiz oluyor yani. Yavaşlıyor mu? Evet, çok yavaşlıyor, evet. Tam heyecanlı sahnesinde gidiyor. Gitti film. Evet. Kotam doldu, internetim yavaşladı. Diyenler de artık rahatlayacak. Çünkü yeni düzenleme ile birlikte kota sınırlaması kalkacak. Yani ne kadar kullanırsanız kullanın interneti, internetiniz yavaşlamayacak. Güzel yani, öyleyse güzel yani. Vergisini düşürüyorlar, birçok şeyde indirim yapıyorlar. Sinemalarda Mısır meşrubat kavgası büyüyor. Taraflar öfkeli, sinema izleyicisi şaşkın. Peki ne olacak? Birazdan ATV Ana Haber'de. Gece Ankara yeni yılın henüz ilk dakikalarında esrarengiz bir ölüm haberiyle sarsıldı. İş yerlerinin ağırlıklı olduğu Yüksel Caddesi'ndeki bir binadan bir kadının çığlık sesleri yükseldi. Polis yakındaydı. Olay yerine dakikalar içinde de ulaştı. Ekipler binanın kilidini kırıp o kadına ulaşmaya çalıştığı ansa genç kadın balkondan zemine çakıldı. İşin gizemli ve dikkat çeken tarafı, kadın çığlık çığlığa yardım istediği halde ortada bir katil zanlısının olmaması. Bağırmış. Atma atma diye ses gelmiş. Sonra düşmüş. Arkadaşlar. Şöyle yardım edelim, şu ağacın o taraftan alın çekiminizi. İddialar farklı farklı. Çünkü arkasında çok fazla soru işareti bıraktı. Gece bağırdıklarını söylemişler. Artık nasıl bağırmışsa bilmiyorum. Yeni yılın ilk saatleriydi. Çoğunluğu ofis olarak kullanılan binadan çığlık sesleri duyuldu. Hemen polise haber verildi. Ya olay yeri gelsin, şeridini çeksin, biz onu yürüyelim. Tamam bak, şeridini çektiriyor. Gece saatlerinde bu binada bir kadının çığlık sesleri yükseldi. Polis ekipleri kadına yardım etmek için anında olay yerine koştu ama hem dış kapı kilitliydi hem de her şey için çok geçti. Çığlık atan 36 yaşında Kazak bir kadındı. Polis kapının kilidini açmaya çalışırken kadın 4. kattan aşağı düştü. Sana diyorum ki şeridinin arkasına geç. Senin bak, şeridinin arkasındayım ben senin. Şeridin. Polisle birlikte sağlık ekipleri de olay yerindeydi. Müdahale bile edemediler. Çünkü kadın çoktan hayatını kaybetmişti. Ölüm kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Soruşturma başlatıldı ama polise göre ilk emareler kadının intihar etmiş olabileceği yönünde. İstanbul Büyükada'da bir büyük yangın çıktı bu sabah. Kentin Anadolu yakası kıyılarından da çıplak gözle görülebilen duman paniğin dakika dakika büyümesine yol açtı. Faciayla kameralar adaya vardığında yüzleşildi aslında. Alevler adadaki faytonlara koşulan atların kaldığı ahırlarda çıkmış. 7 at telef olmuştu. Yangının başladığı anların görüntüsü ise ATV'nin görüntülü ihbar hattına ulaştı. Alevler bir anda yükseldi. Oo, patlıyor. Kıvılcımlar ahırlara sıçradı. Hayvanlara inşallah bir şey olmamıştır ya. Büyükada'daki yangında 9 at telef oldu.
Bu hatların çilesi yeter artık, bitsin. Öğle saatlerinde İstanbul itfaiyesini harekete geçiren ahırlar bölgesinde çıkan yangındı. Yangın hakkında bilgi verilmiştir. Muhasebeler takım seyri halinde. Rüzgarla birlikte alevler bir süre sonra ormanlık alana da sıçradı. Patlamalarsa yürekleri ağza getirdi. Oo, patlıyor. Şeyler patlıyor ya. Patlıyor bire ya. İnşallah bir şey olmadı ya. İçeride atlar vardı. Büyükada'da ahırlar yanışır. Allah yardım etsin. Ahırlar hayvanlarla birlikte alevlere teslim oldu. Hadi baba, hadi. Hayvanlara inşallah bir şey olmamıştır ya. Yangın hem adalıların hem de itfaiyenin dört koldan müdahalesiyle bir süre sonra kontrol altına alındı. Kaç hayvan var, test edebiliriz mi? 10 tane. Onlardan fazla var burada ya. Ama çabalar atları kurtarmaya yetmedi. 9 hayvan telef oldu. Hayvanlar içeride mi? Yaralanan atlarsa kamyonlara yüklenerek tedaviye götürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. İstanbul Sarıyer'de 2 hafta önce yaşanan yoğun yağışın ardından çöken yol tam 2 haftadır onarılmıyor. Doğal olarak orada yaşayanlar mahalleli isyanda. Korkuları yolun ortasından geçen doğal gaz borularının delinmesi ve evlerin kayması. Çocuklar geçiyor. Allah korusun komple gidebilirler. Bak kenardan geçiyorsunuz. Korkmuyor musunuz buradan geçerken? Korkuyoruz abi. Ben de spora falan gidiyorum. Gece geliyorum. Düşeceğim diye. Çok tehlikeli. Ama tehlike göründüğünden daha büyük. Bütün mahalle tehlike altında. Çünkü altta su boruları gidiyor. Doğalgaz boruları gidiyor. Sadece yolun geçmesi sorun değil. Bu yüzden de Sarıyer'deki koca mahalle diken üstünde. Üstelik bir iki gün değil. Tam iki haftadır gözlerine uyku girmiyor. 15-20 günden beri ben hayatım tehlikede. Uykum da yok. Yangın çıksa itfaiye gidemiyor. Orada bayağı ev var. Çöp arabası gidemiyor. Hangi yetkili varsa Allah rızası gelsin baksın burayı yapsın. Biz buranın yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri korku ve endişe içinde yaşıyor. Çünkü iki hafta önce yaşanan toprak kayması gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz hafta tam yarısındayken bu hafta bulunduğum hizaya kadar geldi. Ancak asıl büyük tehlike yolun ortasında bulunan doğalgaz borularının üstündeki çatlaklar. Burası da evim yanında olduğu için biz burada tehlikedeyiz. Doğalgaza da şurada 20-30 santim bir şey kaldı. Mahalleli gerekenin yapılması için yetkili mercilere başvuru yapmalarına rağmen alınan tek önlemin bu tabela olduğunu söylüyor. Buraya gidecek, burası dolgu olduğu gibi ev de gidecek, evim de gidecek benim burada. Demet Çıkmazı sokağındaki evlerde büyük tehlike altında. Çünkü yakın zamanda önlem alınmazsa hemen yolun yanındaki evler de aşağı kayabilir. Çocuklar oyun oynuyor. Onu da gösterelim tabii. Tehlike altında oyun oynamaya devam ediyorlar. Bir önlem de alınmamış. Hastamız oldu. Hı hı. Ambulans burada durdu. Oradan ta buraya kadar taşımak zorunda kaldık. Şimdi her gün bu yolu yürüyorsunuz. Evet. Sıkıntı çekmiyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Korkuyoruz yol çökecek diye. Sorunun ne zaman çözüleceğini bilense yok. Eşim belediyeye gitti, başvurdular. İhale alındığına söylendi. Ne zaman ihale alınacak? İhale ne zaman verilecek? Kime verilecek? O süreç ne kadar olacak? Biz bunu bilemiyoruz. Evet, o ihale süreci beklenecek ama önümüzdeki hafta yağış var. Özellikle cuma günden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. O değilse de yağmur yağacak. Bir an önce tedbir alınmasında fayda var. Mahsuni Sevimli yağlı güreş camiasının sevilen pehlivanlarından biriydi. Aynı zamanda da inşaatlarda ustalık yapıyordu. Bir kaza geçirdi. Çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda düştü ve hayatını kaybetti. İşte o pehlivandan arta kalan görüntüler. Er meydanlarının başarılı pehlivanlarından biriydi Mahsuni Sevimli. Aynı zamanda iyi de bir inşaat ustasıydı. Bir süredir de müteahhitlik yapıyordu. Yapımını üstlendiği binalardan biri son oldu. 45 yaşındaki pehlivan onlarca metre yüksekten düşüp hayatını kaybetti. Sevimli'nin ölüm haberi sadece ailesini değil tüm güreş camiasını da yıktı. Müsabakalarda başarısıyla boy gösteren pehlivan bir yandan da yeni pehlivanlar yetiştiriyor, sporculara destek oluyordu. Ölüm onu İstanbul'da yaptığı inşaatta buldu. Yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Polis yılbaşı gecesini mesaide geçirdi biliyorsunuz, aktardık. Özellikle trafik ekiplerinin gözü alkollü sürücülerin üzerindeydi. En sıra dışı haber Karabük'ten geldi bu konuyla ilgili. Bir sürücü, alkollü sürücü polise yarım saat arayla iki kez yakalandı. Kulağa garip geliyor ama doğru. İşte yarım saat içinde iki kez alkollü halde polise yakalanan o sürücünün garip hikayesi. Onlar üflemezsen netler işlem yapacak. Devam. Tamam. Bir gecede iki kez direksiyon başında alkollü yakalandı. Yediği ceza sonrası polise uzun süre dil döktü. Abi ben yedim ya, bir cezayı aldıramam daha. Alın öpücüm diyor. Ben bunu 10 ayda ödeyemem. Yeni yılın ilk dakikalarında polis Türkiye'nin dört bir yanında teyakkuzdaydı. Alkollü sürücülere geçit verilmedi. Ben size tamam diyene kadar üsteyim. Biraz kalkınıp ister misiniz? Karabük'te durdurulan aracın sürücüsü alkollüydü. Üstelik ehliyeti de yoktu. Nedeni kısa süre sonra anlaşıldı. Alkolden orada ceza yedik. Evet. Sana arabayı teslim etmediler büyük ihtimalle. Alkolsüz ehliyetli bir sürücüye teslim edildi. Yarım saat önce ehliyetine el konulmuş, ceza kesilmişti. Bağlanan aracı ise arkadaşı teslim almıştı. Ancak alkollü sürücü kısa süre sonra yine direksiyona geçti. Üflemezsen netler işlem yapacak. Devam. Aynı gecede iki kez polise yakalanan alkollü sürücüye bir kez daha ceza kesildi. Abi ben yedim ya, bir cezayı aldıramam daha. Eğer alkollü şekilde senin o aracı vicdanını rahat sürüyorsa eder biliyorum. Benim vicdanım çok rahat. Ben görevimi yapıyorum. Yılbaşı gecesinin en dikkat çeken anlarından birinin adresi de Kayseri'ydi. Tam 35 yıllık trafik polisi Mahmut Özcanlı emekli olacağı geceyi mesaide, görevinin başında geçirdi. Son görevini yaparken kameralarda kayıttaydı tabii. İlginç anlarla. Gel abi, şuraya geçelim. Son arabamı şu an kontrol ediyorum. Kontrol ettikten sonra emekliye ayrılıyorum. 31 Aralık onun için sadece yılın değil, 35 yıllık meslek hayatının da son günüydü. Gece boyunca hem sürücülere hem de kendisine iyi temennilerde bulundu. Hayırlı yılbaşılar diliyorum size. Bana da hayırlı emeklilikler diliyorum. Yolunuz açık olsun. Kayserili Mahmut Özcanlı birçok meslektaşı gibi yılbaşı gecesi görev başındaydı. Sigortası var, muayenesi de var. Ehliyetler kontrol ettik. Teşekkür ediyorum. Kemerlerle takılı. Ama onun için bu gecenin anlamı farklıydı. Çünkü son kez mesaideydi. Çok mutluyum. Herhalde şu an Kayseri'nin en mutlu insanı benim. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Son arabamı kontrol ettim şu an. Benim için de büyük şeref. Yolunuz açık olsun. Emekliye ayrılan Mahmut Özcanlı çok sevdiği mesleğine, meslektaşlarına sarılarak veda etti. Sivil hayatımda inşallah bundan sonra çoluğuma çocuğuma sağlıklı yaşamlar diliyorum. O bir genç yetenek. Almanya'da Mozart ödülünü alan kemancı Ali, memleketim şarkısını söylemeye geliyor. Ali'nin öyküsü birazdan ATV Ana Haber'de. Sırada günün görüntüsüyle öne çıkan haberler var. Önceden zordu, su ısıdıydın. Şimdi yok, güneşte oldum, ağaç çabalıyor. Orman köylerinde yaşayan binlerce aile güneş enerjisiyle tanıştı. 5-10 dakika güneş görüldü mü hemen ısınıyor. Şimdi rahatımız iyi. Rahatı kavuştuk. O tanışma hayatlarına sanki sihirli bir değnek değdirmişti. Mutluluklarını böyle anlattılar. Bu iş yıkımı kolay oldu. Gıcırt, yıkıyorsun, atıyorum oraya. Eski günlerim gitsin gelmesin gayrı. Laz mısınız oğlum, bu ne? Karadeniz'de ise soğuk akan suya çözümü kendi buldu. Mehmet ne yapıyorsun? Suyu unutuyoruz. Çeşme başına çaydanlıklı ısıtma sistemi kurdu. Laz mısın? Şu anda sıcak su musluğu yiyeyim şu anda. Elimi kaldır, sıcak ak. Erzurum'da ise suyu ısıtma değil, ısınacak bir mağara yapma çabası vardı. Karev'de çay keyfi hayaliyle yola çıkan iki kafadar hummalı bir çalışmanın ardından amaçlarına ulaştı. Hatta gecenin büyük bölümünü de orada geçirdiler. Dünya yeni yıla renkli kutlamalarla girerken Perulular yılı yine dövüşerek karşıladı. Dövüşler
dönüşün bir amacı vardı elbette. Yıl boyunca herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşayanlar konuşarak uzlaşmak yerine yılın son günü dövüşerek hesaplaşıyorlar. Belli ki acelesi vardı. Aracını park ettiği alandan çıkaramayınca öfkelendi. Bulduğu çözümle siyah aracın sürücüsüne kendince bir ders de verdi. Bu sürücü de benzer bir olaya imza attı. Ama öfkeden değil, acemilikten. Ve yılın en iyi oyuncusu Oscar'ının sahibi olmaya aday bir kazazede. Bunu neden yaptığına gelince henüz akıl sır erdirebilen yok. Erkek çocuklar artık elle sürülen arabalarla değil, birçok fonksiyonu bir arada barındıran oyuncaklarla oynuyor. Ve başta olansa dönüşebilen robotlar. Ve haliyle artık sadece oyuncaklar değil, çocuklar da dönüşebiliyor. Dönüşen çocuklar örneği aslında hayatında gerçeği. Çünkü büyüme sürecinde ne görür ne öğrenirlerse onu yapıyorlar. Tıpkı bu örneklerde olduğu gibi. Şimdi geçen yıldan bu yıla sarkan önemli tartışma, sinema sektörü bu tartışmaya kilitlendi. Tartışmadan çok aslında bir kavga desek yeri var. Bir yanda ünlü yapımcılar, diğer yanda salon sahipleri. Kavganın nedeni bilet fiyatlarının pahalılığı. Daha doğrusu o bilet fiyatlarında döndüğü iddia edilen oyun. Ünlü komedyenler, sinemacılar Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar hepsi kenetlenmiş durumda. Salonlara ateş püskürüyor. Hatta yakın zamanda vizyona girecek filmleri için gerekirse salonlara sokmayız diyorlar. Ne var ki salon sahipleri de geri adım atmış değil. Özellikle bir şirketten bahsediyoruz. O şirketin yöneticisi de gerekirse yeni Cem Yılmaz'lar çıkarız, yine de seyirci toplarız diye onlara cevap verdi. Ve bu cevap kavgayı daha da büyüttü. O benim hastalığım değil canım, mesleğim. Büyük paralar harcanıyor, büyük risklere giriliyor. Sinemayı çok sevdiğim halde sinemaya gidemiyorum. Ceremesini sinema seyircisi çekecek gibi görünüyor. Bilet fiyatları gerçekten çok pahalı. Bir yanda bilet fiyatlarından şikayet edenler, diğer yanda salon maliyetlerini öne sürenler. Yapımcılarla salon sahipleri arasındaki tartışma büyüyor. Sinemaya gidip şöyle güzel bir film izlemek hepimizin sevdiği bir sosyal aktivite. Ancak yüksek bilet fiyatları sinema severleri bir adım geri attırıyor. Sinema filmleri öyle kolay kolay yapılmıyor. Sonunda bir uzlaşmaya varılacaktır elbet ama hayatımızdan süreler çalınacak. Yani vizyon tarihleri ertelenecek. Tartışmayı alevlendiren konu da bu zaten. Ünlü komedyenler Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın yakın zamanda vizyona sokmayı planladıkları filmleri ertelemeleri bile gündemde. Devletimiz bu işe el atmalı. Sözde öğrenci olarak biletler hep ama inanılmaz yüksek geliyor. Kaçak izlemek zorunda kalıyoruz. İnternetten bir yerden buluyoruz. Korsan da çok artıyor işte bu yüzden. Bazı yöneticilerin röportajlarını görüyoruz. Diyorlar ki Cem Yılmaz olmazsa biz yeni Cem Yılmazlar çıkartırız. O iş o kadar kolay değil. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Cem Yılmaz olmasaydı, Şahan Gökbakar olmasaydı, Yılmaz Erdoğan olmasaydı şu anda pek çok sinema salonu kapanmış olurdu. Kavgaya Şahan Gökbakar da katıldı. Ünlü komedyen sosyal medya hesabında paylaştığı videoda salon şirketlerinin fiyatları ilginç bir yöntemle manipüle ettiğini öne sürdü. Normali doğrusu yapımcıyla yani film sahibinin sinema işletmesi yani perde. Evet abi. 50-50 bölüşür hasılat. Diyorsun ki 20 lira film bileti, bir de size mısırından meşrubat. Sanki oraya insanlar bu yiyecekleri tüketmeye geliyorlar da yanında bir de ekstradan sinema bileti veriliyormuş gibi son derece tuhaf bir uygulama ortaya çıktı. Normalde ne olması lazım? 10 lirası yapmışım, 10 lirası. Evet abi, sen, aynen. Adam 20'yi bilete verdiğini sanacak. Ama 12'sini mısıra bolaya verecek. Oo. İndi büfeye 12. Bilet 8 ya. 50-50 de onu bölüşeceğin artık. Yapımcılar binbir emekle bu filmleri hazırlıyorlar seyirci görsün diye. Ama 20 liralık sinema biletinden
sadece 4 liralık pay alabiliyorlar. Sosyal medya artık 7'den 70'e hepimizin kullandığı bir iletişim aracı. Hatta 7'den 70'e tabiri konu YouTube olunca daha da aşağı çekildi. Artık 4 yaşındaki bir çocuk bile YouTuber oldum diyebiliyor. Haliyle de beğenilmek ve takip edilmek istiyor. Şimdi peki bu durum sizce çocuklara ne yapıyor? Çünkü ciddi bir sıkıntı bu. Beğenilme meselesi. Hatta kendinizi düşünün. Beğeni sayınız düştüğünde ya da artmadığında ne yapıyorsunuz? Ve acaba bu mesele çocuklara nasıl yansıyor? YouTuber'lık üzerinden Sümeyye Yılancı sordu. Senin bir YouTube sayfan var mı? Yok. Açmak ister miydin? İsterdim. İsterim. Benim yok ama arkadaşlarımın var. Her kız annesinin babasının prensesidir. Ama o sanal dünyadaki renkli videolar aslında çocuklarınıza hiç olmayan bir hayatı vaat ediyor. Siz belki de ne olacak alt tarafı bir YouTube sayfası diye düşünürken aslında gerçekler hiç de bu kadar basit değil. Bakın uzmanlar bu duruma ne diyor? Çocukların benlik gelişimine, kendilik gelişimine olumsuz etkileri bulunuyor. Çünkü bu çocuklar sürekli gözlem altındalar ve aslında bir rol dünyası içerisindeler. Mesela bir YouTube sayfan var ve çok beğenin yok. Üzülür müydün? Evet, ben biraz üzülürdüm çünkü o kadar uğraşıyorum. Zaman harcıyorsun. Evet. Sürekli kendilerini diğerleriyle birlikte mukayese etmeye başlıyorlar. Çünkü bir rekabet dünyası oluşuyor ve bununla çok erken yaşta karşılaşıyorlar. 5 yaşındaki bir kız çocuğu makyaj yapıyor, fondöten sürüyor, ruj sürüyor, YouTube'da yayınlıyor bunu. Ama o çok büyük kötü bir şey çünkü küçücük kadınlar onlar. Kesinlikle karşıyım. Yani her çocuk kendi yaşında davranıyor olmalı. Makyaj yapabiliyor olması için çok çok daha büyümüş olması lazım. Artık çocuk olmaması lazım. Bu onların ergenlik sürecine de olumsuz etkide bulunuyor. Benim bir arkadaşım var okulda, benim sınıfımda. O bütün internet sayfalarıyla ilgileniyor. Her şeyi çekiyor. YouTube'u da var. Ama böyle derslerinde falan çok kötü. Ailesi bir şey diyor mudur sence ona? Zannetmiyorum. Annesi de öyle çünkü aynısı. Ailelere nasıl bir rol düşüyor? Ne yapmaları gerekiyor? Özellikle YouTube'a içerik hazırlayan çocukların aileleri daha deneysel çalışmalar, yani bu makyaj videoları veya oyuncaklar yerine çocukların deney yaptıkları, yeni şeyler keşfettikleri, belki başka malzemelerden yeni ürünler çıkarttıkları çalışmaları, içerikleri hazırlayarak onlara destek sağlayabilirler. İnsansız hava araçlarının yani dronların askeri alandaki marifetlerini biliyoruz ama eğlenceden sanata, yük ve insan taşımacılığından hayat kurtarmaya daha birçok alanda işe yarıyor dronlar ve her gün bir adım daha ileri gidiyorlar. Su kayağı yapmak için artık tekneye ihtiyacınız yok. Böyle bir drone size yeter. Bu drone'un adı FreeFly Alta. Kullanıcı yönünü ve hızını bağlı olduğu ipin ucundaki kumandayla kontrol ediyor. Fiyatı ise $17,500, yani yaklaşık 90 bin lira. Ucuz değil ama bir tekne kadar da pahalı değil. Air One isimli bu drone ise aynı işi $6,000, yaklaşık 30 bin liraya görüyor. Ama bu aslında bir yangın söndürme drone'u. İtfaiye hortumunu yüksek noktalara taşımaya ve üst katlardaki alevleri söndürmeye yarıyor. Matrice 600 Pro. Dronlardan en çok faydalanan kuşkusuz film sektörü. Plan çeşitliliği ve sürekliliği sağlayan, bu sayede inanılmaz görüntüler yakalamaya imkan veren kamera dronları, yük taşıma ve batarya kapasitelerine göre geniş yelpazede çok sayıda seçenekler sunuyor. It has pre-installed arms and antenna. $1,000'dan, yani yaklaşık 5000 liradan $30,000'a, yaklaşık 150 bin liraya ihtiyaca ve keseye uygun çözümler bulmak mümkün. Yakın zamana kadar en büyük dezavantajları sert hava koşullarına, özellikle de suya dayanıklı olmamalarıydı. Yeni modeller bunu aştı. Artık su üstünde, hatta su altında gidebiliyor. Sudan havalanıp tekrar suya inebiliyorlar. LED panelleri sayesinde reklam ve tanıtım amacıyla kullanılan Robotron, Zeppelin platformu üzerine inşa edilen ve gazın kaldırma kuvveti sayesinde batarya ekonomisi sağlayan Plimp hava gemisi, elle
Daha doğrusu sanal gerçeklik eldiveniyle kumanda edilen Kuro, drone teknolojisinin vardığı nokta konusunda genel olarak fikir veriyor. Ama meselenin nihayetinde ulaşacağı nokta ulaşım. Dronların geleceğin ulaşım araçları olacağı konusunda uzmanlar hemfikir. Bu alandaki tek lisanslı ürünse Çinli üretici Yiheng'in firmayla aynı adı taşıyan tek kişilik drone'u. Yiheng $300,000 yani yaklaşık 1 milyon liralık fiyatıyla listenin en pahalısı. Aero firmasının tasarladığı konsept drone Blackfly ise test uçuşlarının ardından lisans için başvuru yapmayı planlıyor. Fiyatı ise henüz açıklanmadı. Süresiz nafaka mağdurları ile ilgili müjdeyi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül vermişti hatırlayacaksınız. En kısa sürede çözüme kavuşturacağız açıklamasını yapmıştı. Mağdurların gözü kulağı o gün bugündür çıkacak yeni yasaya çevrildi tabii. O mağdurlardan biriyle konuştu bugün arkadaşımız Özlem Aktay. İsmi Ersin Güneş. Sadece 3 yıl evli kalan Güneş bugünlerde nafaka borcu yüzünden kapısına dayanan icra memurlarıyla mücadele ediyor. 11 yıl oluyor kendisini görmüyor. 10 yıldır nafaka ödüyoruz. Mağduruz yani. Ben şu anda nafaka mağduruyum. Devletten yardım bekliyorum. Belki buna ihtiyacı olanlar vardır. Ben tamamen kalktığında demiyorum. Süreli olsun. Ömür boyu nafaka yüzünden mağduriyet yaşayanlar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yakın zamanda nafaka konusu netleşecek açıklamasıyla umutlandı. Çok ümit verici bir haber bu. Bu mağduriyet yüzünden birçok yuva yeni kurulmuş yuvalar dağılıyor. Devletten yardım bekliyorum. Çok mağdurum. Sesimizi bir an önce duyulmasını istiyoruz. Ersin Güneş 3 yıl evli kaldı. Çocuğu yok. Ayrıldıktan sonra tam 3 yıldır eşine nafaka ödüyor. Asgari ücretli bir çalışan ve zaman zaman bu nafakasını ödemekte zorlanıyor. İşte nafakasını ödemediğinde de kapısına icra memurları geliyor. Ödeme gücüm yok. Ben birinciğin 29'un mahkemem var. Ben böbreğimi satıp icra parasını, nafaka parasını yatıracağım. Başka çarem yok. Bakan müjdeyi verdi. Süresiz nafaka kimseyi mağdur etmeden çözülecek. Yani boşanıp çocuğu olmadığı halde yıllarca nafaka ödeyenler düzenlemeyle rahat bir nefes alacak. Nafaka mağduriyeti yeniden evlenip yuva kurmak isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri. Ersin Güneş 3 yıl önce boşandı ama yeni bir yuva kurmakta zorlanıyor. Çünkü hem asgari ücretle geçiniyor hem karşı tarafa nafaka ödüyor. Dolayısıyla yeniden yuva kurmak için ona pek bir para kalmıyor. Düzenleme olduğu zaman o zaman evlenmeyi düşünüyorum ama bu şartlarda evlenmek çok zor. Bu nereye kadar sürecek yani? Ben bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum devletimizden. Nafaka düzenlemesi yakın zamanda hayata geçecek ancak kimse mağdur edilmeyecek. Adalet Bakanlığı nafakayı alan tarafın ekonomik durumuna, yaşına, statüsüne bakacak ve ona göre nafaka süresiyle ilgili bir karar verecek. Ve Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği yılın fotoğrafları oylaması var. Sonuçlandı. O oylamanın sonucu belli. Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından tam 49 kare görücüye çıkmış. Başka nerede onun aralığında bulunduğu 223 bin kişi oy vermişti. Ben de oy verdim onu da söyleyeyim. İşte o yarışın en çok oy alan 3 karesi ve o karelerin öyküsü. Gidelim mi ben? 2018'e damga vuran en iyi 3 fotoğraf belli oldu. Haber kategorisinde Hakkari'nin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçiğin Ramazan ayındaki ilk iftarı sırasında çekilen fotoğraf birinci oldu. Ali Dede ve kedisi başlıklı fotoğrafsa yaşam kategorisinde birinciliği aldı. Fotoğrafta 83 yaşındaki Ali Meşe'nin evinde çıkan yangından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesi anlatılıyor. Spor kategorisinde de birinciliği kadınlar takımının 24. Dünya Karate Şampiyonası'ndaki madalya mücadelesi kazandı. Bu en iyi 3 kare 223 bin kişinin oylaması sonucu belli oldu. Oy kullananlar arasında Başkan Erdoğan da vardı. Ve Erdoğan her 3 kategoride de bugün ödül alan fotoğraflara oy kullandı. Çaresiz gibi görülen astım hastalığını yenmenin en kolay yollarından biri beslenmeden geçiyor. Uzmanlar öyle söylüyor. Öyle ki şimdi izleyeceğiniz haberde söz alan doktorların önerdiği sebze ve meyveleri tüketerek kısa sürede astım krizlerinden kurtulmanız mümkün. Bir Işıl Açık El haberi.
Magnezyum astım hastaları için çok önemli bir mineral. İşte kilit cümle bu. Çünkü besinlerdeki vitamin ve mineraller astım ataklarını önlüyor. Astım ataklarını önleyen yiyeceklerin ortak özellikleri magnezyum açısından zengin olması. Peki bu yiyecekleri nasıl tüketmeliyiz? Yine ıspanağı da pişirerek yoğurtla birlikte tüketebilirler. İçerindeki, yoğurdun içeriğindeki kalsiyum da magnezyumla etkileşerek biyo yararlılığını artıracaktır. Uzmanların astıma karşı önerdiği yiyecekleri öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Ancak nasıl kullandığınız da önemli. Sarımsağı kavurarak tüketirsek biyo yararlılığını azaltmış oluruz. Ama yemeklerin suyuna sonradan eklersek bu sayede içerisindeki antioksidan maddelerin bileşimini daha çok artırmış ve vücuda daha faydalı hale getirmiş oluruz. Muz, badem, brokoli, ıspanak ve sarımsak astım krizlerinin önüne geçmekte altın beşli. Astım hastalarının liften zengin beslenmesi gerekir. Brokoli gibi besinlerde de yine yüksek miktarda antioksidan içeriği hem bağışıklık sistemlerini güçlendirecektir hem ataklara çok iyi gelecektir. Ama astım hastalarının bu altın beşliği beslenme düzenlerine dahil etmeden önce mutlaka magnezyum tahlili yaptırması gerekiyor. Sizi bir büyük yetenekle tanıştıracağız şimdi. Aslında tanıyanı çok. Adı Ali İnsan. Henüz 13 yaşında. Gurbetçi bir ailenin oğlu olan Ali, Alman Kültür Bakanlığı'ndan Mozart özel ödülünü aldı. Bugünlerde ise çok özel bir proje üzerinde çalışıyor. Memleketim şarkısını seslendirmeye hazırlanıyor. Altın yüzüm kırıldı, suya düştü soda. Adı Ali İnsan. Daha 13 yaşında. Malatyalı gurbetçi bir ailenin çocuğu. Hem kavime hem kardeşe turnam yâre selam söyle. Yeteneğini 3 yaşındayken Almanya'daki öğretmenleri keşfetti. Kemanla tanıştıktan sonra geleceğin Mozart olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Ve geçen yıl Almanya'da katıldığı yarışmada birinciliği elde edip Mozart ödülünün sahibi oldu. Geleceğin Mozart olarak anılmaya başlandı. Ali İnsan şimdi soprano sesiyle Memleketim şarkısını okuyacak. Şarkı Ali'nin yorumuyla Fikret Şeneş'e Saygı albümünde de yer alacak. Dün gece ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde milli kadın sporcular yarıştı. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da yarışmacılar arasındaydı. Programın en dikkat çekici sorusu ona soruldu. Merhaba. Merhaba. 1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere yolculuk etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi? Türkiye'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında sorulan bu soru sadece yarışmacıyı değil, milyonlarca kişiyi de tarihin tozlu sayfalarında uzun soluklu bir yolculuğa çıkardı. O zamanki topraklarımızın genişliğini belirtiyor aslında. 1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere yolculuk etmek için dış hatlar terminalini kullanmak gerekirdi? Soru gün boyu sokakta da konuşuldu, tartışıldı. Çok mu düşündürdü? Evet, biraz düşündürdü. Osmanlı İmparatorluğu bütün onlar hep bizim içerimizdeydi. Geniş toprakları vardı yani. 1819 yılında doğal olarak Atina, Şam, Bağdat yani iç hatlar olarak kullanılırdı ama... Şu an ama...
şu anda kullanılamaz. Özel gecenin yarışmacıları kadın sporculardı. Bu soru da onlardan birine, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a soruldu. Medine, Kahire, buralar biraz daha aynı taraflar olduğu için iki tarafta bize aitti diye hissediyorum. Soru gece boyunca sosyal medyada yeni yılın en çok konuşulanları arasına girdi. Bunların hepsi şu anda bizim topraklarımızın sınırları içerisinde olacaktı. 1819'da o da iç hatlar olurdu eğer bir havalimanı olsaydı. Bağdat, Amman, Medine, Osman topraklarındaydı. Milli tenisçi de geceye damga vuran o soruya doğru cevap verenlerden oldu. Şimdi bir ara vereceğiz. Daha sonra kapanış için buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.